Hayal, olanın ve olmak isteyip de olunamadığının olduğu alemdir. Olduklarında olmak istediklerinin olma olduğu alem olan hayal adeta cennet aleminin bir teleşuğudur. Bir daha, olmak isteyip de olamadığımızın olduğumuz yerdir. Bir daha, Üçtabinindir bu. Üçtabinindir. Diyor ki, hayal olanın ve olmak isteyip de olunamadığının olduğu alemdir. Olduklarınla olmak istediklerinin olma olduğu alem olan hayaldir. Yani şu, olmak istiyoruz, olamadık, olamıyoruz. Ha, olmak isteyip de olamadığımızın olduğu bir alemdir. Burada olmadı ama başka yerde oldu, o da hayal işte. Atomsuz gerçek demiş. Ha? Atomsuz gerçek. Atomsuz gerçek, evet. Olmak isteyip de olamadığımızın, olmak isteyip de olamadığımızın olduğu alem. Mağdumların alemi yani. Evet. Aslında bir yoruldun mu? Yok, yorulmadım. Şey, az önce şey, abinin söylediği şey vardı ya. He. Sorun geliyorsa, senin en iyi olman gereken hale götürmek için sana geliyor dedi o. Hı hı. Şimdi eğer böyle kabul edersek şöyle, eğer biz kendimizin olabileceği en iyi noktaya zaten gidiyorsak, o zaman bela gelmemesi gerekir. Ve biz sorunlardan ve dertlerden tekamül değil, artık sevgiden, iyilikten de tekamül edebiliyor, hale gelebiliyor olabilir miyiz? Zaten öyle bir hale gelirsin ki, o sorun dediğin şey çözümün kendisi olduğunu, derdin derman olduğunu gözüküyor. Onun sonra paketidir. Sorun değişti şimdi. Bir daha. Sonra sorun değil aslında. O zaman sen sorunları görmemeye başlıyorsun. Değil ki. Sorunun kendisi çözüm olduğunu görüyorsun. Ölüsüdür. Yani o gelmese, mesela diyelim ki ben kendim söylüyorum. Habis gelmese. Nasıl olacaktı ki yani? Lütfu kahri şeyin vahid diyor ya. Lütuf kalır şeyin vahid. Bir şey oldu. İkisi de aynı paket. Paket. Aynen. Biz ayrıştırıyoruz, bütünsel görmüyoruz. Yani dünya ahireti tek tek görsek sorun oluyor. O noktaya gelemediğim için hala sorun oluyor. Hala sorun oluyor. Eğer ikisinin tek olduğu zaman hakikaten o zaman bunsuz olur mu? Sadece meratibi veya nevi farklı. Biri evet. Celali bir tecelliyle terakki, biri cemali tecelliyle terakki. Kudelerin rengi farklı. İkisi de terakki sana göre. Yani bu alem hakikaten zahirde ne kadar basit, klasik gözüküyor değil mi? Ne kadar bütün insanlık adedince dünyalar oluşturuyor. Herkesin hususi dünyasında umumi bir dünyası. Bunu nasıl böyle bir sistem kurmuş? Tek dünya yapacaksın, nihayetsiz dünya olacak. Biri celali, biri cemali, hep var kemali. Kemal böyle. Yani hakikaten böyle baktığın zaman bak şimdi. Dünya, ahiret hakikaten mesela ne kadar fark var biliyor musun? Dünya ile ahiret. Fizik ile metafizik. Metafizik nerededir? Fizikten ayrı tabii. Düşünebilir misin? Hayır. Bunun metafiziği yok mu? Teorik ama o. He tabii. Bunun metafiziği nedir? Fiziktedir. Ahiret nerededir? Dünyadadır. Peki ustad ne diyor buna? Dünya diyor, ahiretin üzerine tentenin perdedir. Yani metafiziksiz fizik, fiziksiz metafizik. Buzsuz su düşün. Ahiretsiz dünya, dünyasız ahiret. İşte kader ikisini bir görme haleti ya. Mesela dikkat edin, kaderin 26. sözde ilmin yapısını anlatıyor. Zeyl'de ne anlatıyor? Enfus'u anlatıyor. Onu yorumlayan insanı anlatıyor. Düşüncelerin döndüğü yer ne? Ya, bu sistem içinde. Hasan abi hayali konuşuyorduk ya, işte kelamıydı diyorduk bu şeyin. Sureti gibi. Evet evet. Şimdi şurada öyle bir şey diyor ki, nasıl eğer mümkün olsaydı hayal suretiyle zeminin aktarını ve yıldızlarını ekserisini gezsen bütün alem benimdir diyebilirsin. Yani mutlak bir şeyde sana sanki ehadetin gibi oluyor, sureti gibi. Evet, cemidir, senin ehadetin. Peki, tekrar kesiyoruz El Fatiha.